AKP hükümeti Türkiye'yi ilim Çin'de bile olsa gidip alınız anlayışından ilimde rant varsa yandaşa veriniz noktasına getirmiştir. Tüm dünya bilişim teknolojileri üzerine çalışma yaparken Başbakan'ın bu bilişim üzerine fazla kafa yorarsanız sıyırırsınız dediğini her seçim döneminde sözde tank, helikopter, uçak, füze, yerli otomobil yapıyoruz dediğinizi ancak yerli otomobil konusunda 47 milyon euro tokatlandığınızı Cumhuriyet tarihinin en kötü sanayi yapılaşmasına imza attığınızı organize sanayi sitelerindeki fabrikaların ya satlık ya kiralık durumda olduğunu söyleyerek sizi utandırmak istemiyorum. Değerli milletvekilleri, biz Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi sanayileşmeden geçer. Sanayi can damarımızdır dedikçe sizler sanayileşmeye, bürokratik engeller çıkarmaya devam ettiniz. AKP'nin ranta dayalı politikaları nedeniyle 2017 yılının ilk 9 ayında 21.239 üretim yapan şirket kapanmıştır. Çarpık sanayileşme başlamış, çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. Hepimiz biliyoruz ki üretim olmazsa ekonomi büyümez, işsizlik çözülmez, yoksulluk ortadan kalkmaz. Saraya ve kendinize kalkan yaptığınız o hali kaldırmazsanız, demokrasiye özde değil sözde kullanırsanız ne ekonomik büyüme gerçekleşebilir, ne bilim üretmek mümkün olur, ne de teknoloji. Buradan sormak istiyorum. Dünya sanayi 4.0 devrimini tartışırken bakanlık olarak 2,5 milyar Türk lirası ile hangi yatırımı yaptınız? Hangi sektöre can suyu oldunuz? Hangi bilimsel araştırmaya maddi destek verdiniz? Türkiye'de özellikle bilim ve teknolojiyi hangi seviyeye taşıdınız? Dünyada drone taksiler hizmet vermeye hazırlanırken biz yerli otomobil yapmak için 7 yıldır bekleyip 47 milyon euro dolandırıldık. Bu anlayışla devam edildiği sürece bilim üretmek yerine saman ithal etmeye devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, hakarettir insanlığa cehalet. Deprem yangın sel değil, bilgisizliktir asıl felaket. Yassıda söner mum ama şafakta ortaya çıkar rezalet.